Aktif TV seyircileriyle sektörün nabzı olarak bugün Türkiye'de Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de İnce Ağız ve Diş Sağlık Merkezi'nde bugün sizler için diş sağlığı neler önemli, implant nedir? Bugün sorularınızı uzmanlar tarafından burada sizler için soracağız. Seyirciler, şu anda uzman doktorumuzun yanındayız. İsterim sizleri bir tanıyalım. Merhabalar. Ben uzman diş hekimi Melike Demirayak Akdemir. Uzmanlığım periodontoloji üzerine. Özel İnce Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinde 2 senedir çalışıyorum. Evet. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Gurbetçilerin birçok soruları var. Özellikle implant hakkında. Çünkü implant malum. Dünyada artık bütün implantlar yapılmaya başladı. Kısaca bu süreci bir anlatalım. Şimdi implantları diş eksikliğinde yapıyoruz. Bunun en büyük avantajı diş eksikliğinin yanındaki dişlere dokunulmaması, yani zarar verilmemesi. Biliyorsunuz kaplama yapıldığında dişleri kesip küçültüyoruz. Ama implant yapıldığında buna gerek kalmıyor. Kısmi dişsizlikten, yani tek diş eksikliğinden tüm ağızdaki diş eksikliğine kadar uygulanabiliyor implant. Ve implantlar titanyum kaynaklı oldukları için dokuyla da uyumludur. Her yaşta insana da yapılabilir, 18 yaş üstündeki her yaşta insana da yapılabilir. Evet, implant. Şimdi bu hiç ağızda diş yok. Diş kemikleri de iyi. Evet. Bu kişiye maksimum kaç implant yapılır? Şimdi bunlar da kemiğin yumuşaklığına ve kemik genişlik, kalınlık, uzunluk, yani boy ölçümlerine göre değişir. Bunlar için biz hastalarımızdan tomografi istiyoruz. Tomografi ölçümlerinde hem biz şeyleri de görebiliyoruz, yumuşaklığını da görebiliyoruz oradaki ölçümlerinde. Ona göre karar vermek çok daha doğru oluyor, yani net bir şey söylemek mümkün değil, ama minimum 2 diyebiliriz, maksimum da 10 diyebiliriz, ortalama bu aralıkta. Ama tabii yani doğru olan her diş için bir implant denilir, ama yani bu tabii ki çok fazla oluyor. O yani yüzden, 32 diş. Aynen, bu da çok fazla oluyor. O yüzden de hani bir üst çene için maksimum 10, hani bir alt çene için de minimum 2 dersek ortalama mantıklı. Bunların arasında, aynen, bunların arasında giden değerler oluyor. Hocam genelde hep şunu diyoruz, ağızda 32 diş var. Gerçekten öyle mi? 32 tane dişimiz var, 20'liklerle beraber. Herkeste 20'likler oluşmayabiliyor. 20'liklere eğer oluşmamışsa ağzımızda 28 tane dişimiz oluyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Evet. İmplantları önce tabii damağa yarıyoruz. İçeride ne yapıyoruz? O vidalanma var işte. Onlara ne diyoruz? Şöyle. İlk önce bunun bir operasyonu var. Önce tabii diş çekim kısmı var. Dişlerimizi çeker çekmez implantlarımızı yerleştirebiliyoruz bazı durumlarda. Bazı durumlarda da beklememiz gerekiyor. İyileşmesini, yani kemiğin iyileşmesini beklememiz gerekiyor. Kemiğin iyileşmesini bekledikten sonra implantları bir operasyonla koyuyoruz. Bu operasyonda zaten kemiğe koyabilmemiz için tabii ki diş etini açıyoruz. Kemiğin içine yerleştirip diş etini dikiş atıyoruz. Dikişlerimizi de hangi dikişe attıysak onu da tabii ki o ağız içine uygun olan dikişi materyalini kullanıyoruz. Onu da hastamıza bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki şu kadar gün sonra gelin bu dikişleri alalım diye hastamızı bilgilendiriyoruz. Eğer eriyebilen sütursa, yani dikiş materyali ise
Gerek yok diyoruz, eriyebilir diyoruz, hastamızı gönderiyoruz. Hani yurt dışında zaten hani aceleleri oluyor hastalarımızı. Evet. Aynen gönderebiliyoruz o zaman. Diyoruz ki zaten eriyecek, gidebilirsiniz diyoruz. Gönderiyoruz hastalarımızı. Eğer buradaysa mutlaka şu gün sonra gelmeniz lazım, dikişleri alacağız diye konuşuyoruz. Hastalarımız 3 ay ila 6 ay arasında bekliyorlar. Daha sonrasında ya tekrar geliyorlar ya da bu süre içinde burada bekliyorlar yurt içinde. Tekrar geldiklerinde de üst yapılarını yapıyorlar. Bazı implantlarımız var. İmplantları koyar koymaz üst yapısını yapabiliyoruz. İmmediyat şeklinde. Bunda da hani gitmelerine gerek kalmıyor. Bir ay içinde hepsini bitiriyoruz. Hem implantın konulmasını hem de üst yapısını. Evet. Gerçekten bir süreci anlattık. Tabii ki burada uzmanlar tarafından yapıldığı için bunlar basit basit anlatılıyor. Benim için bayağı bir kafam karıştı. Ama sizin kafanız karışmasın. İmplant gerçekten şu anda günümüz dünyasında en güzel, en sağlam ana dişi gibi gerçekliklere sahip oluyorsunuz. Bu da İnci Ağız ve Diş Polikliniği sloganı gibi gülümse diyor sizi. Hepimizin gülümsemesi gerekiyor. O da burada uzmanlar tarafından olacak. Son olarak aktif diyetisyenlere neler söylemek istersiniz? Muayenemiz özel İnci Ağız Diş Sağlığı Polikliniği'nde ücretsizdir. Muayene edildikten sonra tedavinin süreci, ne kadar süreceği ve ücretlendirmesi poliklinikte zaten anlatılacaktır. O yüzden hani kafanızı çok karıştırmayın. Zaten ayrıntılı bir şekilde polikliniğe geldiğinizde hepsi açık, net bir şekilde anlatılacaktır. Böyle implantla ilgili şeyler çok havada kalır. En güzeli oturup karşılıklı hani çayımızı kahvemizi içerek konuşulmasıdır. O yüzden buraya bekleriz sizlere. Aktif TV seyirciler, şu anda işin tam uzmanların olduğu yer. Yani protezlerin komple burada ince ince resmen dokunarak bir şaheser yaratıyorlar. Sanatçı Cihan kardeşim. Az önce kamera arkasında da şu anda kendi bölgesine, laboratuvara geldik. Merhaba, sizi bir tanıyalım. İsmim Cihat Demir. 2016 yılından beri Özel İnci Diş Protez Laboratuvarı'nda görev yapmaktayım. Laboratuvar sorumlusuyum. Köksal Bey'in de yeğeniyim. Aile şirketi mi? Aile şirketi. Laboratuvarımızda son sistem olarak gülüş tasarımı, implant, protez, hareketli protez, sabit protez hakkında bütün deneyimlerimiz var. Bütün çalışmalarımız da mevcut. Yurt dışındaki gurbetçilerimize, tanıdıklarımıza sloganımızı söylüyoruz. Gülümsemeyi özlediyseniz bekliyoruz. Vallahi gülümseyin son zaman çok kişi özledi. Şimdi Cihat Bey, gerçekten az önce vatandaşlar da şu an izleyiciler de ekranlarda görüyorlar. Hakikaten protezin, yani o ilk ölçü dediğimiz, onu aldıktan sonra burada iş burada başlıyor. Evet. Burada hakikaten ince ince 4-5 elden, makinelerden çıkıyor ve insanlar gülümsemeye başlıyor. Evet. 11 kişilik bir kadroyuz. Tüm personelimiz deneyimli. Eğitimlere katılmış. Kliniğimizden ve hekimlerimizden gelen ölçüleri alçı, sentetik alçı, özel alçılarla döküyoruz. Güzel bir model haline getiriyoruz. Modelimizi ilk başta çekimlerini yaptığımız tasarımlarla ağız planlaması yapıldıktan sonra bilgisayarda bunu 3D olarak bilgisayarda tasarlıyoruz. Sinterleme makinesinde kazındıktan sonra, eski sistem döküm olarak değil de büyük lazer sinter makinelerinden kazındıktan sonra laboratuvarımıza geliyor. Laboratuvarımızda hasta ağzına tekrar metal prova yaptıktan sonra işin asıl kısmı, kaplama kısmına geçiyoruz. Katmanlama olarak opaklar, ondan sonra tepimler, tepim yapıyoruz. Tepimde asıl formu tepim yapıyoruz. Yani işin asıl mesleği, el emeği olarak tepimde bitiyor. Tepimden sonra tesviyelerini yapıyoruz. Hastalarımız tamamen kendi bünyemizde, kliniğimiz olduğu için hastalarımızın herhangi bir şikayeti işte veya istediği formlar, beklediği gülüşü hemen laboratuvarımızda düzeltebiliyoruz. Yani o imkanımız var kliniğimizde.
Hastalarımızın beklentilerine göre işi bitirdikten sonra en son final yapıp, provasını yapıp, finalini yapıp hastamızın ağzına takıyoruz. Ve gülümsüyor. Gülümsüyor, o bizi mutlu ediyor, biz de mutlu oluyoruz. Evet, mutlu olmak çok önemli. Özellikle günümüz dünyasında, malum dünyada savaşlar var, hastalıklar var, pandemide yeni kurtulduk. Gülmeyi o kadar özledik ki, siz de İnci Ağız ve Diş Sağlık Polikliniğinden, aynı zamanda bünyesel laboratuvarı olan Cihat kardeşimin ellerinden ve bütün ekibin ellerinde ince ince dokuyarak sizin gülmenizi sağlıyor. Size derim İnci İnci, boynundaki inciden sonra ağızda inci, gülümseye değer diyorum. Evet, Daily Aktif TV seyircileri, biz bugün sektörün nabzı olarak İnci Ağız ve Diş Sağlık Polikliniğindeyiz. Bugün zaten hatırlarsanız Şubat ayında buradaydım. Şubat ayında sizlere bir kısa bir bilgiler verdik tabii ki. Ama bugün Mayıs oldu, artık yeni binamız açıldı. Yeni binada bugün Köksal Bey'le sizlere hem yeni binanın içeriğini ama en önemlisi diş sağlığıyla bütün soruları Köksal Bey'den sizler için soracağız. Evet, merhaba Köksal Bey. Hoş geldiniz Necdet Bey. Hoş bulduk. Geldiniz. Şimdi yeni bina bitmiş. Evet. Gerçekten harika bir bina olmuş. 6-7 polikliniği var galiba. 7 tane polikliniğimiz var mevcut. Şu anda 4 hekim, 5 tane yardımcı personel, bir uzman hekimle çalışmaya başladık. Tabii yeni bina olduğu için ufak eksiklerimiz var. Onları da en kısa zamanda tamamlayacağız tabii. Benim gördüğüm bir eksik yok. Hemen faal olarak çalışabiliriz. Şimdi Köksal Bey, ağız diş sağlığı çok önemli. Özellikle son zamanlarda Türkiye gerçekten bu konuda baya dünyaca ünlendi. Bir tek ağız değil, bütün sağlık sektöründe baya bir ilerledik. Hastanemizde, polikliniğimizde ne gibi tedavilere vatandaş gelebilir? Şimdi hastanın polikliniğimizde şu an Türkiye mevcut şartlarında olması gereken bütün işlemler var. Bu işlemlerde implant, hareketli protez, hassas tutucu protez, zirkonyum kaplama, lamine kaplama, inlay, onlay dediğimiz, yani aklınıza gelebilecek bütün mevcut çalışmalar mevcut. Bir diş sağlığı ile ilgili ne gerekiyorsa burada poliklinimiz yapabiliyoruz. Aynen. Bütün mevcut şeyleri sağladık poliklinimizde. Tabii ki daha kaliteli, daha iyi hizmet sunabilmemiz için yeni binamızı yaptırdık. Yeni binamıza geçeceğiz. İnşallah en kısa zamanda burada çalışmaya başlayacağız. Şimdi amacımız daha sağlıklı, daha güzel, daha kaliteli hizmet nasıl sunabiliriz? Amacımız o yani. Evet, vatandaş, gurbetçi buraya gelecek. Size itibara geçti. Sizin İnci Ağız Diş Sağlık Polikliniğinin havalimanında karşılamaya başlıyor. Aynen. Konaklama falan mümkün mü? Konaklamamız mümkün. Bünyemizde bir tane lüks apartımız var. Konaklama için gerekli hasta rahatlığı için ne yapabiliriz? Bütün standartları düşünerek lüks bir apart ayarladık. Ve yakın, hemen klinimize karşı karşıya. Yani burada hasta geldiği zaman hem konaklayacak, hem dişini yaptıracak, hem çarşıya çok yakın olduğu için İşte gezmek istediği zaman, dolaşmak istediği zaman da ve dişle ilgili herhangi bir şey olduğu zaman alo dediğimizde de çok çabuk gelebilecek bir yerimiz mevcut yani. Yani hem tatil yapıyorsunuz hem de sağlığına kavuşuyorsunuz. Aynen öyle. Köksal Bey, şimdi biz bünyemizde bir de laboratuvarımız var. Evet. Bu çok önemli gerçekten, çünkü birçok diş hastaneleri laboratuvar olmadığı için işte gönderiyor, bekliyor vatandaş, en az 3-4 gün burada kaybediyor. Kendi laboratuvarımız var. O da işte, kurumumuzun yakınlarında. Aynen. Zaten en büyük avantajımız laboratuvarımızın kendimizin olması. Yani eğer ki laboratuvar, klinik birlikte çalışmadığı sürece aksaklıklar çok oluyor. Ama biz kendi bünyemizde kalifeli, yetişmiş iyi teknisyenlerimiz var. Teknisyenlerimizle beraber hem klinik hem laboratuvar ortaya güzel sonuçlar çıkartıyoruz. İşlerimizi daha hızlandırıyoruz. Daha hasta memnuniyeti sağlıyoruz. Böyle başarı sağladık. Zaten bu şekilde geldik. Yani biz bu İnci Diş Protez Laboratuvarı ve İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak zaten başarının temelinde bu var.
Yani önce aslında laboratuvarla mı başladık? Önce laboratuvarla başladık. Yani bizim mevcutiyetimiz, bizim temelimiz laboratuvar. Yani laboratuvarcılıktan bu şeye geldik, bu aşamaya geldik. Yani önce de ağız ve diş sağlık polikliniklerinden protez yaparken şimdi hem kendi kliniğinizden hem de kendi laboratuvardan kendi protezini kendiniz yapıyorsunuz. Aynen öyle. Yani hem laboratuvar hem klinik ikisi de mevcut bünyemizde. İkisinde de birlikte çalışıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz zaten. SMR'sinde görüyoruz zaten. Evet. Şimdi gurbetçi vatandaşların birçok sorusu var işte. Kalite. Implantın kalitesi. Kimi diyor Çin malı dahil var. Yerli mal var. Avrupa var. Kullandığımız protezler kendimiz üretirken hangi kaliteye önem veriyoruz? Şimdi burada mevcut implantta tabii ki her şeyin başı kalite. Kalite olmadığı sürece zaten başarı sağlanmaz. Yani biz bünyemizde kullandığımız implant markası olarak işte protez de kullandığımız porselende, zirkonyumda, işte hareketli protezlerde Türkiye şartları ve Avrupa şartlarında kullanılabilecek en iyi malzemeleri kullanıyoruz. Zaten bunu eğer biz bunu kullanmazsak zaten kendimize yanlış yapmış oluruz ve hastamıza yanlış yapmış oluruz. Kaliteyle geldik biz buraya. Yani şu an Türkiye şartlarında olabilecek, Avrupa şartlarında olabilecek bütün malzemeleri kullanıyoruz yani. Bu çok, çok önemli gerçekten. Evet, Değerli Aktif TV seyircileri, malum ağız ve diş biliyorsunuz ben buraya dişim sorununa tanıştık aslında inciğine. Çok önemli olan Köksal Bey bir de şu var. Şimdi vatandaşlar, gurbetçi vatandaşlar özellikle Eskişehir gurbetçilerin merkezi gibi düşünüyoruz. Burada zaman çok önemli. Az önce de bahsettik. Zaman önemli. Şimdi bir vatandaşın buraya gelmesiyle tedavi görmesi süreci ne kadar sürer? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani biz şimdi sürekli görüşüyoruz. Hastalarımızla da görüşüyoruz. Sonuçta sağlıkla ilgili bir iş yapıyoruz. Sağlık da çok aceleye gelmez. Yani mevcut protez eğer hasta ağzında kanal tedavisi yoksa eğer ağrılı herhangi bir problemli bir dişi yoksa biz protezde yani bir hafta ile 10 gün içerisinde tamamlayıp gönderiyoruz. Ama şimdi çok çok acil durumlarda diyorum ya hazır olan ağızlarda biz ne yapıyoruz? Hekimlerimiz diş kesimlerini, tedavilerini yaptıktan sonra biz laboratuvar aşaması 3 gün içerisinde bitiriyoruz. Çok çok aceleye geldiği zaman çok hızlı bir şekilde de yapabiliyoruz ama mevcut şartlarda hani bir hafta ile 10 gün içerisinde biz mevcut dişlerini yapıp hastamızı gönderiyoruz. Sloganınız biz sizi güldüreceğiz diyorsunuz. Vatandaşa malum dişlerde sorun olur muydu? Gülerken şöyle yaparlar veya ağızdan açmazlar. Şimdi burada gurbetçi vatandaşlarımız burada tabii ki çıkarken gülerek çıkacaklar. Burada şurada Aktif TV seyircilerine şunu söyleyebilir miyiz? Aktif TV'den izleyen arkadaşlarımıza bir promosyonunuz var mı? Bir indirim olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim tabii bazı kurum ve kuruluşlarla anlaşmamız var, indirimlerimiz var ama tabii sizin adınızla gelenlere de biz bir hediye olarak bir paket hazırlarız. Yani. Ama tabii sizin adınıza gelen, Aktif TV adına gelen hastalarımıza şöyle %15 bir indirim sizin adınıza söz veriyorum yani. Evet, bunu ben genelde her zaman yapıyorum biliyorsunuz. Önce de hazırlık yapıyorum. Hazırlıklı olsa olmaz. %15 Aktif TV sayesinde Köksal Bey'den İnce Ağız ve Diş Sağlık Merkezi'nde sizleri güldürmek için %15'te burada sizler adınıza kapmış olduk. Şimdi Köksal Bey, en önemli nokta Eskişehir biliyorsunuz yaşayan bir şehir. Birçok sektörde de vatandaş, gurbetçi vatandaşlarımız faydalanmak istiyorlar. Şimdi Eskişehir'de havalimanımız da var. İnce Sağlık, Ağız ve Diş Sağlık Polikliniği olarak bu İnci'yle başlayan, yani laboratuvara başlayan, sonra polikliniğe kadar çıkan bir hikaye şöyle kısaca bir anlatalım. Nereden çıktı? Şimdi şöyle söyleyeyim, nereden çıktı? Ben 2003'te İzmir'den Eskişehir'e geldikten sonra 2004 Mayıs ayında protez laboratuvar işine başladım. Burada çeşitli özel hastaneler, özel diş klinikleri, diş hekimlerimize, ağız ve diş sağlığı hastanelerine çalışmalar vardı. Bünyemizde gün oldu 35-40 kişi falan çalıştı. Tabii zaman içerisinde yaptığımız işlerde kaliteyle beraber talep çok oldu. Talep çok olunca
Kendi tabii şunu da ifade edeyim, benim kendi kızım da diş hekimliğini okuyor. Bir yerde de ona hazırlık. Mevcut çocuklarımız var tabii, geleceğe yatırım amaçlı böyle bizim, bir şey geçtik. Bizim Türklere bu var, hep çocuklarımız sonra torunlar düşünüyoruz. Evet, aynen öyle. Şimdi biz bir de aile çek bu işi şey yapayım, yeğenim kendim, kendi yeğenim porselende çalışıyor. Ayrı bir amcam torunu, o da tasarımda çalışıyor. İşte yazın kendi çocuklarımızı laboratuvarda çalıştırıyoruz. Mevcut yani bu işin içerisinde ailecek aslında biz bu işin içerisinde. Aile şirketi gibi oldu. Aynen, aile şirketi gibi bir şey oldu. Dediğim gibi 2004'ten beri biz bu laboratuvar işi tabii hani başarı kaliteyle geliyor. Düzgün çalışmak, disiplinli çalışmak, iyi çalışırsan mevcut çıta yükseliyor. Yani seni bir yerlere götürüyor. Seni mevcut diyor ki sen bunu yapmak zorundasın. Yani talep arttıkça mevcut piyasalarda da baktığın zaman ülkemizin koşullarında Avrupa standartlarını yakalamak zorundasın. Yoksa yerimde sayayım tamam ben bu kadar dersen eğer bir yere gelemezsin. Yani biz de dediğim gibi hem geleceğe bir yatırım olsun hem Eskişehir'imize bir katkı olsun. Eskişehir'e yurt dışında çok gelen hastalar var. Yani gurbetçi hastalarımız da olduğu için bize de çok gelen var. Yani yaklaşık biz bu klinik işini 4 yıldan beri yapıyoruz. Baya bir potansiyelimiz oluştu. Bu potansiyel oluşunca zaten talep de günden güne artıyor. Talep olunca da kalitede artırmak zorundasın. Yoksa hani ben yerimde sayayım ya ben bu kadar yeter dersen olmaz. Günümüz koşullarında Eskişehir'de gerçekten de çok güzel klinikler açıldı. Bu kliniklerin arasında biz de varız. Silivarımız biz de varız. Yani ki bizim esas başarılı olmamızın sebebi dediğimiz gibi laboratuvar ve klinik birlikte çalışmamız. Yani mevcut laboratuvarımızda kaliteli teknisyenlerin olması, klinimizde iyi hekimlerimizin olması, bunlarla beraber birlik içerisinde çalıştığımızda da başarı zaten gelmiş oluyor. Hasta memnuniyeti sağlanmış oluyor zaten. Laboratuvardan çok bahsettik. Laboratuvarda şöyle bir kısaca anlatalım. Çünkü görüntülerde de vatandaşlarımız görecektir. Bir protez nasıl bir işlem görülüyor? En son vatandaşın gülen dişini nasıl kavuşuyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi klinikten ölçü geldikten sonra mevcut kalıplarda kalıpların çıkartıyoruz. Modeller çıktıktan sonra bilgisayar üzerinde tasarım yapıyor. Yani altyapısı hazırlanıyor. Altyapısı hazırlandıktan sonra yine makine üzerinde altyapısı çıkıyor. Lazer sinter dediğimiz makinede altyapısı çıkıyor. Sonra hasta ağzında provası yapılıyor, tekrar laboratuvara geliyor. Provası yapıldıktan sonra laboratuvarda teknisyen dişi el sanatıyla işleme yapar. Son rötuşanı yapıyor. Son rötuşanı, porseleni el sanatıyla. Ayrıyeten ketkem dediğimiz cihazımızda makine üzerinde kazıma yapılıyor. Zirkon özellikle cam seramikler, işte inli, onlu dediğimiz porselenler ketkem cihazı üzerinde çalışıyor. Tabii her şey yine el sanatıyla oluşuyor. Yani bu işin şeyi teknisyen. Protezi estetiği veren, gülümseten, güzelliği veren teknisyen. Tabii ki hekimle beraber klinikten laboratuvardan geldikten sonra kliniğe provalar yapılıyor. Hekimle teknisyen birlikte bakıyorlar. İşte uzunluğu, kısalığı, estetiği, rengi, şekli her neyse ağız içerisinde bakılıp varsa düzeltmeleri tekrar laboratuvara gidiyor. Son rötuşlar yapıldıktan sonra iş bitiyor, cilası yapılıyor, hasta ağzına takılıyor, bitiyor işimiz. Hasta gülmeye başlıyor. Gerçekten benim için tamamen bilgim dışında olan şeyler ama siz görüntülerde de görüyorsunuz. Laboratuvar işi hakikaten bir sanat işi. Bu sanatın başında da Cihat arkadaşımız var. Evet. Şu anda da sağ olsun kendisi benim kameramanım yapıyor. Cihat kardeşimiz de burada millet güldürdüğü için, o sanatçılığı üzeriniz için tekrar kendi adıma teşekkür ediyorum. Son olarak aktif TV seyircilere neler söylemek istersin? Şimdi öncelikle sizlere çok çok teşekkür ederiz. Bizlere buraya kadar geldiniz. Öncelikle sizin dişlerinizi yaptığımız için. Tabii sizin de şu an dişleriniz son aşamada. İnşallah bugün provanızı da yapacağız, bitireceğiz. Bakalım bir iki gün içerisinde. Aktif TV seyircilerini bekliyoruz. İnşallah Eskişehir'e buyursunlar, gelsinler. Gerçekten de biz elimizden geldiği kadar kaliteli, düzgün, hasta memnuniyetini sağlayacak. Elimizden ne geliyorsa hekimlerimizle birlikte gerçekten çok güler yüzlü, çok çalışkan iyi hekimlerimiz var.
Kendilerine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Yani bizimle çalıştıkları için, bizimle birlikte oldukları için onlara ayrıyeten teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir ekip oluşturduk. Yani şu an günümüz koşullarında gerçekten de çok iyi bir ekip ve kadroyu hem klinik hem laboratuvar olarak çok iyi bir ekibe sahibiz. Başarılı olmamızın en büyük sebeplerinden birisi de ekip. Herkesi bekliyoruz. İnşallah buyursun gelsinler. Evet, değerli Aktif TV seyircileri, bugün İnci Ağız ve Diş Sağlık Poliklinik'teydik. Ben inşallah birkaç gün kadar sırıtarak güleceğim. Şu anda gülsem de böyle içimde gülüyorum biraz. Çünkü az kaldı. Ocak, Şubat dedik, Nisan, Mayıs dedik ve bugüne kaldı. Bugün inşallah provamızı yapıldıktan sonra birkaç güne inşallah ben de o gülenlerden olacağım. Evet, siz de gülmek istiyorsanız, siz de ağzınızı aça aça, hakır hakır gülmek istiyorsanız, bütün diş sağlıkla ilgili sorunlarınızı gidermek istiyorsanız, uzman kişilerin, uzman ellerin, uzman sanatçıların elinde İnci Ağız ve Diş Sağlık Merkezi'ne gelip rahatlıkla, huzurlu bir şekilde, hakikaten Göksal Bey'in dediği doğru, bir aile oldum ben de burada. İsterim zaman girebiliyorum, isterim zaman çıkabiliyorum. Bütün herkesle bu kadar samimiyiz ki bu da insana bir ev, eve girmiş gibi, bir aileye, bir yuvaya girmiş gibi, bir akrabaya gidiyor gibi huzurlukla buraya gelip gelebilirsiniz. Niye gelirsiniz? Bir de sizler için Aktif TV adına %15'te burada kaptık Göksal Bey'de. Beklenmedi dedim ama ben bekliyordum, bu iş olacak dedim. %15 sizler için Aktif TV'de ben Neco'yu izledim geldiniz dediğiniz zaman otomatikman TL bazındaki toplam fiyattan %15 indirim verecektir. Bunu TL bilakis söylüyorum çünkü biliyorsunuz Euro bir inip bir çıkıyor ama TL sabit kalıyor. Biz de burada sizler adınıza %15'i almış olduk. Evet, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, her ne olursa olsun Aktif TV'de kalın.